Merhaba sevgili oğlaklar. Selamlar sevgili oğlaklar. Birinci Kur Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan, sizlerleyiz. Evet Demet, oğlak burcu için ilginç bir ay, ne dersin? Evet sevgili oğlaklar, 30 Mart'ta doğan Koç yeni ayıyla beraber başlıyoruz Nisan ayına ve ayın ilk haftasında bu yeni ayın enerjileri çok etkin bir şekilde devam edecek. Ve bu arada öncü gruplarda yer alan Uranüs, Plüton, Jüpiter arasındaki sert görünümler de ayın ilk haftasında ve genel olarak aslında ay boyunca etkili. Terazi burcundaki Mars retrosu devam ediyor. Sevgili oğlaklar, Koç yeni ayı özellikle yaşadığınız yer, ev, ailenizle ilgili konuları hareketlendirebilir. Bazı değişimler olabilir. Süre gelen tıkanmış işler hızlanarak çözüme doğru gidebilir. Emlakla ilgili işler, evle ilgili işler. Ev değiştirebilir, ev arabilir, ev satabilir, kiralayabilir. Bunlar önemliyken aslında 15 Nisan'da oluşacak olan ay tutulması kariyerle ilgili bir statü kaybına sebebiyet verebilir. Buna dikkat edeceğiz işte. Evet, orada yine kariyeri ve genel olarak toplumdaki konumu da etkileyebilecek bir dönüşüm meydana gelebilir. Bu arada Merkür Koç burcuna geçecek 7 Nisan'da. Bu da aile içerisinde iletişimlerin artabileceğini gösteriyor. Misafirler gelebilir, ailenin genç üyeleriyle irtibat artabilir. 5 Nisan'da Venüs Balık burcunda olacak. Bazı kısa seyahatler söz konusu olabilir. Yakın çevre ilişkileri biraz destekleyecek Venüs Balık burcunda. Çünkü ay boyunca Jüpiter'le ve Satürn'le ay sonuna doğru da Venüs burada olumlu açılar içerisinde olacak. Seyahatler, keyifli seyahatlere katılabilir. Belki akrabalar, kardeşlerle ilişkiler biraz kuvvetlenebilir. Evet, tabii. Ay içerisinde bazı sözleşmeler, anlaşmalar da gündeme gelebilir. Zaten anlaşma ve sözleşme 15 Nisan'dan sonraki gezegen döngüsü 18 Nisan, 23 Nisan ki 23 Nisan'da büyük tekare var. Ama bu tekare ne kadar yorucu ortada. Mesela çok büyük bir anlaşma yapabilir. Evet. Çok büyük bir işe girebilir ama orta düzeyde bir işte, orta düzeyde bir sözleşmede ve bir anlaşmada ileride çok büyük bir problem de doğurabilir o tekare. Evet. Grand Mars Cross retro var. Çünkü, evet. Grand Cross ve Mars Retro. Mars Retro ve Grand Cross yani tekarenin de ötesinde artık Grand Cross'a geçiyor. Grand Cross'ta aslında Grand Cross yapıcı bir enerjidir. Dört tarafı birleştiği için. Çok itici, çok güçlü, destekleyici, insana cesaret veren. Vallahi, değişim için güç veren bir enerji. Mücadele var. Kendi işini kuracaksa mücadeleyle çok büyük başarılar yakalayacak bir döngüdür. Mesela bu yıl 23 Nisan, 25 Nisan, 29 Nisan'da doğacak olan çocuklar Zümrüt'ü anka kuşu gibidir. Yıkılır yeniden doğar, yıkılır yeniden doğar, yıkılır yeniden doğar. Çok büyük bir güç ve değişime sebebiyet verecektir. Venüs'ün balık burcundaki etkisi de olumlu olduğuna göre. Bir de 29 Nisan bu boğa burcu ne yapacak güneş tutulması? Ay sonuna doğru Merkür boğa burcuna geçiş yapacak. 23 Nisan'da 8 Mayıs'a kadar Merkür boğa burcunda oğlaklar için iyi bir pozisyon. Yine seyahatler ve yurt dışı ile ilgili konularda destekleyici görünüyor. 29 Nisan Boğa burcundaki yeni ay ve güneş tutulması aşk hayatları, çocuklarla ilgili konular, yaratıcılık gerektiren sanatsal konularda burada yenilikler, yeni başlangıçlar olabilir. Çünkü Venüs ile Satürn arasındaki üçgen açı devam ediyor. Merkür ile Plüton arasındaki üçgen açı da devam ediyor bu tutulma sırasında. Ve tutulmanın yükselen burcu da Yengeç. Oğlaklar için sanki ilişkilerle ilgili. Ortaklık. Evet, ortaklıklarla anlık ilgili. Anlık sözleşme, hizmet aldığı kişilerle iletişimin yükselmesi gibi alanları ön plana çıkartıyor. Sevgili oğlak, aylık burç yorumları haricinde günlük ve haftalık burç yorumlarını sitemizden öğrenebilirsiniz. Günlük ve haftalık burç yorumlarında konuyla ilgili ve günlerle ilgili detayları daha fazla Sayın Demet Baltacı'nın ağzıyla ve farkıyla görebilirsiniz. Sevgiyle kalmanız dileğiyle. Bay bay. Hoşça kalın. Güle güle.